çok ağır ve gittikçe de ağırlaşan bir demografik değişimi yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı Antalya'ya ve ilçelerine bu iki ülkeden büyük bir göçe neden olmuştur. Bu göç Antalya'da zaten ekonomik krizle boğuşan ve enflasyonun altında ezilen halkın yaşadığı şartları artık taşınamaz hale getirmiştir. Özellikle sabit gelirliler, devlet memurları Antalya'da insanca yaşama imkanını gittikçe yitirmektedirler. Birçok devlet memuru Antalya ve ilçelerinden başka yerlere tayin istemek durumundadır. Çünkü aldığı maaşla kiraları ödemesi mümkün olmaktan çıkmıştır. Orta seviyede bir apartman dairesinin kirasının 12 bin liraya, 15 bin liraya normal bir semtte çıktığı görülmektedir. Bunu herhangi bir vatandaşın, Türk vatandaşının Antalya'da karşılaması mümkün değildir. Ve her geçen gün Antalya'nın en gözde seçkin semtlerinden başlayarak ilçelere yayılacak şekilde Türkler oturdukları evleri, Antalyalılar oturdukları evleri yabancılara terk ederek çıkmaktadırlar. Biz nasıl Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan, Afrika'dan ülkemize gerçekleşen ve kavimler göçü niteliği kazanmış, 13 milyona ulaşmış büyük göçe karşıysak, Antalya'da, Muğla'da yurttaşlarımızın hayat standartlarının bozulmasına neden olacak, onların evlerini, barklarını terk etmesine neden olacak şekilde kontrolsüz bir Rus ve Ukran göçünün ülkemize, Antalya'ya, Muğla'ya gerçekleşmesine de o şekilde karşıyız. Bazen sosyal medyada Zafer Partisi'ne yönelik kötü niyetli sözde sorular olduğunu görüyoruz. Daha önce cevabını verdik, şimdi de cevabını veriyoruz. Biz herhangi bir milliyete veya herhangi bir ırka değil, Türk halkının ekonomik refahını, güvenliğini etkileyen dünyanın neresinden olursa olsun her türlü göçe karşıyız. Turist olarak gelsinler, ülkemizde kalsınlar, tatillerini yapsınlar, Türkiye'nin turizm yerlerini, turistik yerlerini gezsinler, güneşimizden, kumsalımızdan faydalansınlar, onları en iyi şekilde ağırlayalım. Ama ülkemizde kalıcı bir halde yerleşmeyi düşünmelerini ve Türk halkının refahını, huzurunu olumsuz şekilde etkilemelerini asla istemiyoruz, müsaade de etmeyiz. Bu Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleşen göçün de geçici olmasını ve savaş sona erer ermez vatanlarına geri dönmelerini ısrarla talep ediyoruz. Tekrar ülkeleri barışa kavuştuğunda, vatanlarına döndükten sonra ülkemize turist olarak bekleriz. Suriyelilere de vatanlarına döndükten sonra
Türkiye'ye turist olarak beklediğimiz gibi. Öte yandan değerli basın mensupları, ülkemiz bir erken seçime doğru gidiyor. Götürülmek isteniyor daha doğru bir ifadeyle. Aslında anayasada erken seçim kavramı yok. Seçimlerin yenilenmesi kavramı var. Tabii seçim Haziran 2023'te olması gerekirken Nisan veya Mayıs'ta 2 ay veya 1 ay kala hangi seçimi neden yenileyeceksiniz? Bunu izah etmek mümkün değil mantıklı bir şekilde. Erdoğan'ın anayasayı çiğneyerek tekrar aday olmasını sağlamak için yapılan bir fake seçimdir bu. Ve böyle bir seçimin yapılabilmesi için de mecliste 360 oya ihtiyaç var. 360 oy ise Cumhur İttifakı'nın sahip olmadığı bir oy. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yasa geldiği zaman destek vereceklerini açıkladılar. Biz de Zafer Partisi olarak hem CHP'ye hem İyi Parti'ye sesleniyoruz. Anayasanın çiğnenmesi konusunda Erdoğan'a yardımcı olmayın. Erdoğan iki defa Cumhurbaşkanı oldu, bir daha olamaz. Siz 360'ı tamamlayarak Erdoğan'ın gayrimeşru adaylığına sahte bir meşruluk kazandıracaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu yapması beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kirli referandumda 2,5 milyon mühürsüz oy kullanılmasına rağmen o gece ne kendisi ne bir CHP milletvekilini YSK'nın önüne yollamadı, evine gidip çay içti. Ve Erdoğan'ın kirli referanduma dayanan cumhurbaşkanlığını meşrulaştırdı. Şimdi de üçüncü kez aday olamayacak bir kişinin üçüncü kez aday olmasının hukuki temelini oluşturuyor. Sevgili CHP'liler, sevgili İYİ Partililer, lütfen sizin nasıl vatansever duygularla artık Türkiye'nin AKP'yi ve Erdoğan'ı aşması gerektiği konusunda fikirlere sahip olduğunuzu biliyorum. Çok haklısınız. Biz de artık Türkiye'nin Erdoğan'ı ve AK Parti'yi aşması gerektiği inancındayız. Türkiye artık bir dönem daha Erdoğan'ı taşıyamaz. Erdoğan Türkiye için ulusal güvenlik risk tehdididir. Tekrar ediyorum. Erdoğan Türkiye için ulusal güvenlik risk tehdididir. Ancak Erdoğan'ı aşacağını söyleyen kişiler kendi adaylarını belirlemeden Erdoğan'ın adaylığının önünü açacaklarını beyan etmişlerdir. Bu hiçbir muhalefet partisinin anayasayı savunan yapmaması gereken bir davranıştır. Biz bunu söyleyince efendim biz destek olmasak da Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını onaylar diyor. Böyle savunma olmaz. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını onaylarsa anayasayı ihlal eder. O zaman yargılarız onları. Ama sizin işiniz Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ihlal etmesin diye Erdoğan'ın sahte erken seçimine yardımcı olmak değil, aksine anayasanın hükmünü savunmak olmalıdır. Biz Zafer Partisi olarak nasıl sığınmacılar konusunda bu konuyu her gün gündemde tutarak, her vesileyle tekrarlayarak bir sene içerisinde Türk milletinin bu örtülü istilaya karşı direnişini politik olarak ayağa kaldırdıysak, bundan sonra da bütün gücümüzle, bütün divan üyelerimizle, bütün il ve ilçe başkanlarımızla, bütün teşkilat mensuplarımızla Erdoğan'ın aday olamayacağını
ve adaylığının meşru olmadığını her platformda vurgulayacağız. Erdoğan'ın aday olmasının ön şartı mecliste Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında seçim yasası konusunda ittifak. Bayınlar konusu vardı. Onlar sizce kaldırılması yanlış mıydı? Evet, yanlıştı. Biz mayınları tekrar döşeyeceğiz. Ve emin olun gelecek hafta Hatay'a gidiyorum. Hatay'da 2 veya 3 gün kalacağım. Mayını yine yanımda götüreceğim. Sınıra mayını döşeyeceğiz bu sefer. Geçen sefer bir oto yedek parçası götürmüştüm. Bu sefer farklı bir şey götüreceğim.